Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizlerle birlikte olacak, yerimize katılacak. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz, nasılsınız? Murat günaydın ama ses bana gelmiyor sizden ya. Eğer senin de samimiyetine inanarak bir sıkıntı varsa bir kontrol edebilirler. Şu an beni duyamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Şu an duyuyor musunuz? Tamam. Şu anda çok çok mutluyum, sağ ol. Ama siz şahane bir yayıncısınız. Bakın yani benim bunu duyup sizi teknik anlamda hemen, değil mi, bu sesi düzelteceğimizi düşünerek aslında havaya konuşmuş oldunuz bir şekilde. Süper. Yok, zamanlama. Estağfurullah. Sizin ekip de süper olduğu için ben hemen halledeceklerini bildiğimden bir önden uyarı yapayım dedim. Evet, hemen hallettiler. Günaydın, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bugün 4. işlem günü. Biz bugün yayında birazcık böyle boğa piyasasının tipik özelliklerini tartışmaya çalıştık ama ben size bunu da sormak istiyorum aslında. Esasen dün ABD tarafında yıllık enflasyon 3.4 geldi, takdir edersiniz ki. Aslında 2 ay öncesine baksak yüksek bir noktadayız ama 1 ay öncesine göre bakmayı düşünüyor piyasalar. Ve özellikle birçok uzman CNBC'ye verdiği röportajda şöyle diyor. Bu boğa piyasasının tipik bir özelliğidir diyor. Dolayısıyla dünkü ABD enflasyon datası gerçekten de boğa piyasasının tipik özelliği gereği iyimser olarak mı algılandı, yoksa bakıldığı zaman olumsuz bir data olarak mı okumak gerekiyor? Ne dersiniz Tonguç Bey? Aslında evet, boğa piyasası yani her olumlu ne diyelim ya da ufak ya da büyük her olumlu haberi o trend içinde fiyatlandırmaya çalışan bir piyasa gibi bakmak lazım. Aslında ayı piyasasında da tam tersi oluyor yani neredeyse her kötü haber biraz daha fazla etkili olabiliyor fiyatlamalarda. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bir kere son FED toplantısında Powell'ın söylediği istihdamdaki zayıflama sinyaline göre hareket edeceğiz durumu veya söyleyişi aslında geçen hafta tarım dışı ve ondan sonraki bugün de açıklanacak olan haftalık işsizlik haklarına başvurular. Ki bu aslında bizim çok üzerinde durduğumuz bir veri değildi ama iki istihdam verisinde de zayıf bir görüntü aslında bir kıpırdanmaya neden oldu. Nerede kıpırdanmaya neden oldu? Tahvil faizleri aşağı geldi, dolar kısmen değer kaybetti. İşte biraz endekslerde ki ben dün akşam baktım S&P zirveyi kırdı. Tabii 3 borsada. 15 gündür de bir rally yaşadı. Evet, yani DAX'la birlikte. Dolayısıyla bugünkü haftalık o işsizlik maaşı başvuruları da önemli olacak. Ama dünkü enflasyon da tabii ki yani istihdam ve enflasyon. Aslında 3 aydır %3'ün üstünde kalıyoruz. Ve burada kalırken de soru işaretleri şu. Yani bizim yüksek faiz işe yaramıyor mu sorusu vardı Amerika'da. Ama dün bir yataylaşma olması, manşette 0.3 ile beklentilerin altında, hatta çekirdek enflasyonda bir nebze geri çekilme, yani bir anda piyasayı tekrar bayram yerine döndür. Çünkü işte o boğa piyasasının yani gitmek istediği yolun veya tahmin ettiği gerçekleşmenin sinyalini alması önceden fiyatlayanların da bir avantajına neden oldu. Peki sizce hangi aşamasındayız? Çünkü doyum aşaması denildiği zaman, doygunluk aşamasında artık bir miktar daha büyük, özellikle fonlar ellerindeki hisseleri, malları satabileceği bir durum da olabiliyor ama yoksa doğru, doygunluk aşamasından uzakta mıyız? Hala gidecek bir potansiyeli olduğu inanır mısınız? ABD borsaları üzerinde soruyorum Tonguç Bey tabii ki. Şimdi doygunluk seviyesini de söylersem böyle piyasanın çok geniş bir tiyosu olacak. Ama hani bizim yılların nasıl diyelim tecrübesiyle şöyle bir şey oluyor piyasa. Bu yurt içi piyasalar için de geçerli. Mesela FED ilk faiz indirimine başladıktan sonra tahmin ediyorum bir realizasyon dönemi olacak. Ama bu bir günde olmayacak. Dolayısıyla dediğin gibi benim elimde yüklü pozisyonlar varsa ve ben bunlardan belli bir süre bir kar elde etmişsem şimdi beklentilerimin gerçekleştiği bir zaman dilimine gelmiş olacağım. Örnek veriyorum, Temmuz'un sonundaki toplantıda diyelim FED faiz indirdi. Ve faiz indirim süresi bir yıl içinde işte %2-2.5 olacak. Yani 3'lere, 3.5'lara gelecek diyelim faiz. Dolayısıyla burada ben kademeli olarak bu faiz indiriminde benim borsadan elde ettiğim getirinin bir süre daha devam edeceğini, çünkü faizler iniyor aslında, bu da pozitif bir durum. Tabii. Ama ben bunu başka bir yere doğru çekmeyi düşünüyorsam o bir yıl, 6 ay neyse belli bir zirve seviyede
o pozisyonun azaldığını biz göreceğiz. Ama yine iyimserlik devam edecek. Yani bu bir günde bir kötüye dönüş olmayacak. Bu belki bizim için de faiz indirim sürecinde enflasyon geri gelirken yine orada uygunluğu göreceğiz. O zaman ne olabilir? 2024'ün sonuna doğru, tabii onlarda Kasım seçimi var, o önemli. Aynen. Onu ayrıca değerlendirmek lazım. 2025'in başı gibi en popüler, en mutlu olabileceğimiz yeni bir kötümser şey inşallah da olmaz ya, artık dünyada ondan da sıkıldık. Dolayısıyla en güzel günlerimiz hani piyasalar açısından orası olur. Orası da bir zirve olur diye ben düşünüyorum. Amerika için de senaryonun bu olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Evet, yani güzel bir konuyu da tartışmış olduk. Belki ekranda şu anda çok tartışılmıyor. Bizim de farkımız bu olsun. ABD'de boğa piyasasının hangi aşamasında? Siz de buna bu anlamda yanıt vermiş oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi biraz bizim tarafa gelelim mi Tonguç Bey izninizle? Çünkü dolarda az önce biz yayına başlarken 32.20-25'leri görmüştük. Sonra bankalarası kotasyonun açılmasına da yaklaşıyoruz. Saat 9'a doğru gidince bir anda 5 kuruş kadar aşağıda geldi. Son dönemde Türk lirasının hem görece güçlenmesi hem de tabii ki Merkez Bankası'nın Türk lirasının güçlenmesiyle birlikte kayıp rezervlerini bir miktarda telafi etme çabasını da döviz alımlarıyla şahit oluyoruz. Türk lirasındaki bir anda bu koşuyu diyelim, yani değer kazanma koşusunu hani birkaç kuruş da olsa hızlı buluyor musunuz? Yoksa bu gidişat bizi 30 liranın aşağısına götürür mü? Bugün ve gelecek biraz orta vadeli ölçekte TL beklentiniz nedir efendim? Yani biz kurla ilgili hala sene sonu 38, şimdi yabancı raporları gelince bizim tabii söylediklerimiz biraz kopya veya değersiz gibi gözüküyor ama biz yani şuna da güveniyoruz. Aslında teyit onlardan etmiş oluyorsunuz, önce de rasyonel bir bakış açısı olduğunu bence gösteriyor değil mi? En azından doğru. Hani onu ben teyit olarak görüyorum ama siz herhalde kendi evet, Özel işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Yok yani Allah'tan hani yayınlarda da kayıtlar olduğu tabii, için tabii, oradan tabii, biraz tabii. kurtarıyoruz diye Kesinlikle. düşünüyorum. Ya yani biz Ocak'tan itibaren aslında tabii seçim sonrası vesaire bunlar farklı senaryolar ama iyimser tarafta kalarak onu da söyleyeyim. Yani yine 38 civarı bir kuru beklentimiz var. Ama önümüzdeki 3-4 ay içinde daha önce belli bir süre farklı bir model üzerinden aslında yaşadığımız yataylı kurda bu sefer yine değişik bir modelde yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani dolayısıyla mesela Ağustos sonuna kadar 1-2 liralık, 1-2 TL'lik ancak oynaklık olur gibi geliyor. Çok aşağı yönlü hareket de beklemiyoruz. Bunun nedeni aslında bizim zaten o Merkez Bankası'nın son 5-6 haftada gördüğümüz rezerv arttırıcı, gelen dövizi biraz da rezerv arttırıcı yönde alarak burada TL farklılaşmalarının, fazlalaşmalarının iki depolu olduğunda da depo ihalesiyle piyasadan çekmesi bu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz. Onun için kurda yani yılbaşında da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben bir getiri beklentisiyle bir yatırım yapmanın dövize bu yıl içinde çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ama Merkez Bankası yukarıdan değil bu sefer aşağıdan bir destekleyici olarak yani alımlarla kuru belli bir seviyede hem kendi işine gelen tabii ki hem de piyasa şartlarında bu fiyat istikrarını sağlama noktasında olacaktır. Dolayısıyla kurun aslında mevcut durumda daha aşağılarda olabileceği doğru ama bizim yapımıza göre, ekonomik yapımıza göre olduğu seviyede şu an için mantıklı gözüküyor. Mantıklı. Biz oranın çok heyecanlı geçeceğini düşünmüyoruz önümüzdeki 3-4 ay içinde. Ama Tonguç Bey, hani süremizin sonuna geldik ama anladığım kadarıyla Merkez Bankası bu dolarla ilgili bu defa düşerken alım pozisyonda olmasaydı anladığım kadarıyla 30'un altına da gelebilirdiği de ben sezinliyorum değil mi? Herhalde o iki kuruş kesinlikle var üzerinde kalmamız bundan kaynaklanıyor olabilir dersiniz. Şunu hemen ufak ifade edeyim. Tabii, diyelim buyurun. Ki bizim net rezervlerimiz veya brütte 200 milyar. Yani bura hani doygun yeteri kadar bir rezervimiz olsa ve müdahale edilmeseydi bugün biz çok rahat 4-5 lira daha yani işte 27-28'lerde bile kuru görebilirdik. Ama biraz önce onun için söyledim, ekonomik model değişikliği olmamız gereken yer şu an için bizim o rezervleri bitirmemizi görüyor. Bu da kuru dengeliyor. Şartlar ve konjonktür bunu gerektiriyor değil mi efendim? En önemlisi o. Tolguç Bey çok teşekkür evet, ederiz. Yine böyle çok görüşürüz. Gerçekten de rafine ve hızlı geçen ama dolu dolu geçen bir yayınımız oldu. Tüm ekibe sevgi ve selamlarımızı iletiyorum efendim. Tonguç Erbaş, Allah'a çatırım, genel müdür yardımcısıyla konuştuk efendim. Evet.